Türkçe Peri Masalları. Kağıt Prenses. Yaz tatiliymiş ve küçük Alex de büyük annesinin evindeymiş. Benim küçük meleğim acıktı mı? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Ailem neden beni de götürmedi? Tatlım, bu bir iş gezisi. Meşgul olacaklar. Ayrıca büyük annen seninle beraber. Senden hoşlanmıyorum. Ama ben senden hoşlanıyorum. Aslında seni seviyorum. Bak ne diyeceğim. Senin için aldığım bu oyuncaklara ne dersin? Hayır, o saçma oyuncakları istemiyorum. Emin misin? Bay Pilot'a ne dersin? Hayır. Ve bunu söyleyerek Alexa büyük annesinden çantayı almış ve odasına koşmuş. Bütün oyuncakları pencereden dışarı atmış. Yaşlı kadın şaşırmış. Ama büyük annelerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Torunlarını mutlu etmek için her şeyi yaparlar. Kare şeklinde pembe bir kağıt alarak onu katlamaya başlamış. Alexa büyük annesi farklı renkli kağıtlar kullanırken şaşkınlıkla izlemiş. Onları katlamış, bastırmış ve tekrar açmış. Ve birkaç dakika içinde güzel bir origami prenses yapmış. Kim bu kız? Aslında o bir prenses. Ona bir isim verebilirsin. Kağıt prenses mi? Çok güzel. Ve bu da onun sihirli şapkası. Sihirli bir şapka mı? Evet. Şapkayı kafasına koyduğunda sihir yapabilir. Güzel. Yapsa iyi olur. O gece Alexa'nın büyük annesi onu yatağına yatırmış ve sonra uyumaya gitmiş. Onun için uzun bir gün olmuş ve yaşlı kadın yorgunmuş. İyi geceler aşkım. Hadi kağıt prenses, bana sihrini göster. Hadi şapkanı takmışsın. Biraz sihir yap. Ah, büyük annemin yaptığı saçma bir oyuncaksın. Ben de senden hoşlanmıyorum. Ve sana ihtiyacım yok. Ay bulutların arkasından çıkarken beyaz ışığı kağıt prensesin üstüne düşmüş ve... Ay ışığı. Ay ışığı. Acele etsem iyi olur. Sen kimsin? Vay! Hiç sormayacaksın sandım. Merhaba örümcek. Pencereye çıkmama yardım eder misin? Söyle bakalım. Neye ihtiyacın var? Teşekkürler nazik efendim. Gitsem iyi olur. Vay! Bu çok doğru. Tamam. Şimdi tek yapmam gereken kızı uyandırmadan şapkamı alıp buradan çıkmak. Aa! İşte orada. Kağıt prenses kağıt şapkasına doğru koşmuş. Ama tam ona ulaşmak üzereyken... Sihirli şapkayı mı istiyorsun? Kağıt prenses kaçmaya çalışmış. Ama uzaklaşamayacak kadar küçükmüş. Ve Alexa onu yerden kaldırmış. Hey, bırak beni. O kadar kolay değil. Sen benim oyuncağımsın. Hatırladın mı? Beni pencereden attın. Ah, evet. Ne olmuş? Oyuncağımla istediğimi yaparım. Sen çok kötü bir kızsın. Hah, bilmediğim bir şey söyle. Lütfen, lütfen gitmeme izin ver. Neyin tehlikede olduğunu anlamıyorsun. Evet, doğru. Hayır, yo 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 yo. Lütfen beni dinle. Güneş doğmadan yüzen saraya ulaşamazsam pembe cadı krallığımı yok edecek. Pembe cadı mı? Evet. Anlayacağın ben gerçek bir prensesim. Pembe cadı bana büyü yaptı ve beni bir ağaca çevirdi. Hayatımın sona erdiğini düşündüm. Ta ki bir gün yaşlı bir kadın keşiş aniden durup bana bakıp konuşana dek. Neden ağlıyorsun ağaç? Beni duyabiliyor musun? Evet. Ona her şeyi anlattım. 25 yaşıma geldiğimde babam benim kılığıma giren cadıyı kraliçe yapacak. Ve sonra altın sihirli mızrağı ona verecek. Bunu kullanarak büyük yıkıma neden olabilir.
Pembe cadı çok güçlüdür. Bunu biliyorum. Ve büyüsü de öyle. Bunu tersine çeviremem ama üzerine başka bir büyü koyabilirim. Hokus pokus. Gel gitler ve kuskus. Doğanın ve teknolojinin akışıyla başka ve yeni bir biçim alacaksın. Bir origami prensesi olacaksın. Ve ay ışığıyla seni süslediğinde ayağa kalkacaksın. Sihirli bir şapka giy ve sarayın yüzdüğü dünyaya doğru uç. Çünkü kötü cadı kalbini işte orada tutuyor. Sihirli şapkanı kalbinin üzerine koy ve havada yok olsun. Bu cadının ve lanetinin sonu olacaktır. Ama unutma, yüzen saraya giden yol birçok zorluklarla doludur. Ve kalbi bulmalı, gün doğmadan da onu yok etmelisin. Yoksa bu senin sonun olur. Ayı takip etmelisin. O seni yüzen saraya kadar götürecektir. Yani anlayacağın, ertesi sabah bir rüzgar beni kökümden söktü. Ve oradan bir kağıt fabrikasına götürüldüm. Ve işte buradayım. Şimdi lütfen bırak gideyim. Alexa bir süre düşünmüş ve şöyle demiş. Peki ama ben de seninle geliyorum. Ne? Hayır. Bu çok tehlikeli. Peki. Evet, macera zamanı. Hadi gidelim. Şapkamı almalıyım. Yanlış bir şey yapmak yok. Söz mü? Söz veriyorum. Alexa şapkayı kağıt prensese vermiş. Ve şapkayı başına koyar koymaz vücudundan altın parıltılar yayılmaya başlamış. Vay canına. Gel gidelim. Sarayın nerede olduğunu biliyor musun? Devam etmeliyiz. Acele et. Vay canına. Bu sanki vay canına. Beni takip et, tamam mı? Hokus pokus. Gelgitler ve kuskus. Kağıt prenses suya atlamış. Ve bir anda balığa dönüşmüş. O anda kuvvetli bir rüzgar esmeye başlamış. Ve bir fırtına yaklaşıyormuş. Hadi acele et. Ben deniyorum. Her nasılsa Alexa kıyıya ulaşmış ve tekneden atlar atlamaz koşmaya başlamış. Arkalarında büyük dalga kayalara çarparak bir deprem yaratmış. Beni bekle. Kağıt prenses Alexa'nın kaçamayacağını anlayarak bir turnaya dönüşmüş. Ve Alexa'yı elbisesinden yakalayıp havaya kaldırmış. Aşağıda azgın su kayaları tamamen yutmuş. Teşekkürler. Vay canına, kıl payı kurtuldum. Rica ederim. Devam edelim. Dur. Söyler misin? Madem herhangi bir şeye dönüşebiliyorsun, neden bir ejderhaya dönüşüp doğrudan oraya uçmuyorsun? Basit. Hiç ejderha görmedim. Bu yüzden hayal edemiyorum. Ondan bahsetmişken. Evet, işte bir tane gördün. Kağıt prenses bir anda diğer ejderhanın iki katı büyüklüğünde güçlü bir ejderhaya dönüşmüş. Ardından bütün öfkesiyle kükremiş. Vay canına! Diğer ejderha arkasını dönmüş ve bir daha geri dönmemek üzere korkuyla uçup gitmiş. Ormanda yürüdükten sonra başka bir büyük denize ulaşmışlar. Denizin karşısında yüzen saray var. Ama azgın denizi geçmemizin bir yolu yok. Akıntılar çok güçlü ve yağmur çok şiddetli. Şimdi ne yapacağız? Bay pilot buradayken sakın korkmayın. Bay pilot mu? Benim oyuncağım mı? Onları buraya getirdim. Yardıma ihtiyacımız olabilir diye. Yani... Ve o anda Alexa'nın bütün oyuncakları öne çıkmış. Vay canına. Eşyalarını asla atma. Oyuncak olsalar bile her zaman işe yarayabilirler. Onun için uzun bir gün olmuş. Alexa bir süre düşünmüş. Bay pilot, bizi yüzen saraya götürün. Bay pilot buradayken sakın korkmayın. Ve ordunuz olarak sizi takip edeceğiz. Harika, hadi gidelim. Hemen helikoptere binip
fırtınanın içine dalmışlar. Düşman geliyor. Saldırın. İki ordu çarpışırken Kağıt Prenses ve Alexa saraya ulaşmayı başarmışlar. Kapı açıldığında uzun dişleri olan bir devin onlara doğru koştuğunu görmüşler. Dev Kağıt Prenses'e saldırmış. Ancak Alexa araya girmiş ve darbeyi karşılamış. Alexa, hayır! Alexa, ne yaptın? Ben özür dilerim. Daha iyi bir insan olmalıydım. Bunu söyleyen Alexa gözlerini kapamış. Kağıt Prenses gülümsemiş. Ardından pembe cadının gizli kapta duran kalbini bulmuş. Şapkasını üzerine koymuş ve kalp bir anda ortadan kaybolmuş. Ve beklendiği üzere Kağıt Prenses lanetten önce olduğu gibi güzel görünümlü prenses bir kıza, Prenses Zaina'ya dönüşmüş. Teşekkürler Alexa. İyi bir arkadaş oldun. Ertesi gün güneş doğduğunda Alexa şaşırarak yatağında uyanmış. Ne? Ben ne zaman? Ben nasıl? Hepsi bir rüya mıydı? Alexa! Ah tatlım, uyanmışsın. Alexa hemen büyük annesine koşmuş ve ona sıkıca sarılmış. Ah büyük anne, çok üzgünüm. Sana ve aileme kötü davrandım. Ve oyuncaklarımı çöpe attım. Ah! Oyuncaklarını geri getirmişsin. Neden özür diliyorsun? Ne demek istiyorsun? Oyuncaklarının hepsi oturma odasında. Ne? Alexa hemen oturma odasına koşmuş. Ve bütün oyuncaklarının düzgün bir şekilde saklandığını görünce şaşırmış. Ve oyuncakların arasında Kağıt Prenses'i de duruyormuş. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Odanın karşısında duran büyük annesi izlemiş ve gülümsemiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü o Prenses Zaina'yı kurtaran ve torununa bir ders veren kadın keşişmiş.